Şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi. Bu sözü söyleyen 79 yıl önce 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'da 350 bin kişilik nüfusun 140 bini, 3 gün sonra Nagasaki'ye yapılan ikinci saldırıda 295 binlik nüfusun 70 bini olmak üzere tahmini 210 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan atom bombasını icat edenden başkası olamazdı. Atom bombasının babası olarak bilinen fizikçi Robert Oppenheimer, 22 Nisan 1904 yılında New York'ta zengin Alman Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1911 yılında Etnik Yahudi Kültür Derneği okuluna kaydolmuş, akademik başarısını burada oldukça erken yaşlarda ortaya çıkartmıştır. 10 yaşında fizik ve kimya alanındaki yetenekleri fark edilmiş ve New York'ta bulunan mineraloji kulübü Robert'in yazdıklarından etkilenerek konferansa davet etmiş ve onun 12 yaşında bir çocuk olduğunu orada görmüştür. 1922 yılında 18 yaşlarında Harvard Üniversitesi'nde okumaya başlamış, burada kimya eğitiminde uzmanlaşmış fakat fiziğe olan tutkusu onu 1925 yılında Cambridge'deki Cavendish laboratuvarında fizik üzerine çalışmaya itmiştir. Burada elektronu saptadığı için 1906 yılında Nobel Fizik Ödülü alan Joseph John Thomson'dan ders almış ve burada deneysel fizik üzerine çalışmalarına başlamıştır. İlgi alanının teorik fizik olduğunun farkına varan Oppenheimer, Göttingen Üniversitesi Teorik Fizik Enstitüsü yöneticisinin Almanya'ya daveti üzerine projelerinde çalışmak için yaptığı daveti kabul etmiştir. 1920'li yıllarda Alman bilim adamı Max Planck bir makale yayınlar ve bu makalede enerjinin ayrık birimlerden yani kuantumlardan oluştuğunu yazmıştır. Bu makale sayesinde oldukça popüler hale gelen Planck Nobel Fizik Ödülünü almıştır. Planck'in hemen arkasından Einstein enerjinin yanı sıra radyasyonun da miktarının belirlenmesini önermiş, Burber Heisenberg ve Louis Brooklyn gibi daha sonra Nobel Bilim Ödülü alacak fizikçiler de bu alanda çalışmalar yapmıştır. O dönemde Avrupalı fizikçiler kuantum mekaniği teorisini geliştirme üzerinde çalışırken fizik dünyasının bu önemli tarihinde Avrupa'da bulunma şansına sahip olan Oppenheimer 1927 yılında doktorasını almıştır. 1942 yılına gelindiğinde General Leslie Groves Oppenheimer'ı atom bombasını geliştirmesi için gizli Manhattan projesinin bilimsel direktörü olmaya davet etmiştir. Oppenheimer Los Alamos bölgesinde bir yer seçtikten sonra ABD ordusu orada bir laboratuvar kurmuştur. Amerika ve Avrupa'nın en iyi fizikçileri buraya getirilmiş ve Oppenheimer'ın liderliğinde bir bilim kurulu toplanmıştır. Bu kurulun görevi dünyanın daha önce görmediği bir kitle kontrol silahı dedikleri bombayı icat etmektir. Aradan 3 yıl geçer ve bu bomba tamamlanıp test aşamasına geçilir. Oppenheimer ve ekibi kod adını Trinity koyduğu dünyanın ilk nükleer testini 16 Temmuz 1945 yılında Los Alamos'un 210 mil güneyinde Alamogordo bombardıman alanında gerçekleştirir. Sabah saat 5.30'da gerçekleştirilen patlama esnasında güneşi bile gölgede bırakan inanılmaz bir ışık ortaya çıkmış ve 18.6 kilotonluk bir nükleer güç meydana gelmiştir. Bir kiloton, 1000 ton dinamitin yıkım gücüne sahip olduğu göz önüne alınınca bu denli bir güç akıl almaz bir durum olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Açığa çıkan bu 18.6 kilotonluk güç 2700 mil alanın radyasyondan etkilenmesine sebep olmuştu ve 160 kilometre uzaklıktan hissedilen bir şok dalgası oluşturmuş, etrafındaki patlamanın gücüyle oluşan mantar şeklindeki bir bulut gökyüzüne ulaşmıştır. Alana 9 kilometre uzaklıktaki sığınakta bulunan Oppenheimer bu bombanın etkisini izlerken şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi demiştir. O sırada yanında sığınakta bulunan Tuğ General Thomas Ferrell, Dr. Oppenheimer'ın son saniyelere gelindiğinde çok gerildi. Neredeyse nefes alamıyordu. Anonsçu şimdi diye bağırdığında o muazzam ışık patlamasının ardından kısa bir süre sonra patlamanın o derin gürültüsü geldiğinde yüzü muazzam bir rahatlama ifadesiyle gevşedi demiştir. Oppenheimer, Los Alamos'un yöneticisi olarak yaptığı hizmetlerden dolayı 1946 yılında Başkan Truman tarafından liyakat madalyası
Oscar'ı ile ödüllendirilmiştir. Oppenheimer, 1946 yılından 1955 yılına kadar nükleer silah ve kültür konusunda tam 8 konferans düzenlemiş ve bu konferanslar The Open Mind adlı röportaj programında yayınlanmıştır. Tam bir sigara tiryakisi olan Oppenheimer, 1965'in sonlarında gırtlak kanseri teşhisi kondu. Ameliyat olan Oppenheimer, başarısız bir ameliyat sonrasında kemoterapi ve radyasyon tedavisi de aldı. Fakat 18 Şubat 1967 yılında komaya girdi ve 3 gün sonra 62 yaşında öldü.